Evet arkadaşlar, bugün petimizde atılım 2'yi yapacağız ve bugün pet ile ilgili bütün bildiklerimi, bütün yapmanız gereken şeyleri, bunları nasıl elde edeceksiniz, mamaları nasıl elde edeceksiniz falan göstereceğim. Bunu yapmadan önce ilk onları anlatalım, ondan sonra en sonunda onu yaparak bitirelim videoyu. İlk önce arkadaşlar, pet alırken, pet elde etmek isterken mutlaka evcil hayvanlarınızı S çıkarın buradan. S çıkmazsa o A seviye peti hiç yükseltmeyin. Direkt sökün. Sökme işlemini de göstereceğim. Buradan sürekli ya elmasla ya biletle pet çıkarın. S pet çıkarmaya çalışın. S pet olmazsa hiçbir anlamı yok yaptıklarınızın. Sökme işlemi, buradan dandik petlerinizi söküyorsunuz. Bende mesela şu var, sökebilirim bunu. Bu sökmeler çok işinize yarayacak. Mesela bana güzel bir şey verdi. Sökme işleminden sonra buradan mamalar, şu 3 tane mamadan veya atılım böğürtlerini de işleyebiliyorsunuz. Bu işlemeler, mesela ben daha demin buradan işledim. 4 tane eksiğim vardı. Çok önemli bu işlemeler. O yüzden dandik petlerinizi direkt yok edin. Espet çıkardığınızda beslemek için mağazadan da alabilirsiniz. Mağazadan bu kısımdan çok uyguna şunlardan almanızı tavsiye ediyorum. Biraz bekletin elmasınızı. Elmas tasarrufu yaparsınız. Bunlar, şunlar komple atılım ve beslemek için bu şekilde almak daha uygun oluyor arkadaşlar. Buradan başka şeyler de alabilirsiniz. Başka elde etme yolları olarak PvP'lerdeki onur mağazaları var biliyorsunuz. Onur kastıktan sonra buradan mama veya atılım böğürtlerini alabilirsiniz. Başka önemli itemler de alabiliyorsunuz. Altın güçlendirici vesaire. Ama önemli olan şu atılım böğürtlerinin buradan çıkıyor olması. Çok önemli bu. Sonra loncamızdan da alabiliyoruz. Bizim loncamız var biliyorsunuz. Her lonca mağazasında bu iki tane pet maması ve pet böğürtleri bulunur. Oradan alabilirsiniz. Lonca parasını kasarak tabii ki. Lonca parası da şöyle macera falan yaparak geliştiriyorsunuz. Alıyorsunuz. Mesela benim 762 var. Şu an böğürtten alamıyorum. Böğürtleri zaten oradan almam. Lonca mağazasını genellikle tecrübe sandığı ve para sandığı almak için kullanıyorum. Para nasıl çok iyi gold kasılır ve çok iyi hızlı exp kasılır, onların iki ayrı videosu da gelecek arkadaşlar. Size detaylı olarak bilgi vereceğim. Ve o videoda da 100 level olacağım anında, göreceksiniz. Neyse. Sıradaki ise kamptan da elde edebiliyorsunuz mama ve böğürtleri. Hemen gösteriyorum. Açılsın. Kamp mağazasından buradan yenile yaparak gelirse şansınıza buradan da alabiliyorsunuz. Ben iki kere yenileyim. Gelmedi. Bu yiyecekle, şu elma, kampta ürettiğiniz yiyecekle hepsini alabiliyorsunuz. Kampın da detaylı videosu gelecek. O da 3. video olarak belki onu çekerim. 3. video olarak belki karakterin setini tamamladığım videoyu çekerim. Şu an karakterin setini ayarlıyorum bayağı bir. Mamalar burada birikti. Bu arada etkinlik tam pet yükseltme etkinliği arkadaşlar. Mesela ben bu karakterde, büyücümde hepsini tamamladım. Diğer karakterlerden de pet maması aldım buradan. Acayip derecede karlı bir şey. Şuradaki pet sandığı ve pet böğürtleni. Ama sakın şuradaki yükselme andacından almayın. Ben aldım. Buradakini 100 cefere 100 andaç veriyor sandım. Bir kere 100'lük aldım. 500 verip. Madem 500 verdik, hepsini verdim. Yani 500 gitti dedim, madem hepsini yapıştırdım, 100 aldım. Buradan bayağı bir böğürtten aldım. Şunlara hiç karışmayın, bu kadar verilmez bunlara. Es parlatıcı veya es arıtma taşı, hayvan çağırtma bileti falan alabilirsiniz. Şu aşağıyı, şu 3'ünü kullanın. Şunları da kullanın. Şu 5'ini kullanın yani. Pet seçerken şuradaki özelliklerine dikkat ediyoruz arkadaşlar. Neredeydi petler? Dur girelim bir evcil hayvana. Evcil hayvan, hayvan büyük kitabına giriyoruz. Burada hayvanların yeni gelmiş, gelme sırasına göre büyük ihtimal ya da güç bakımından sıralandığını göreceksiniz. Burada saldırı, savunma, destek. Bunlar en baştaki en çok veren, en alttaki de en az saldırı veren, SDR veren. Bu saldırı kısmındakileri bahsediyorum. Buradaki savunma veriyor. Buradakilerde ne veriyor? HP veriyordu büyük ihtimal. CP, evet. Buradan mesela bu yeni gelen baykuş hayvan, neyse bu. Nasıl bir tasarım bu aga. Bu 56.000 veriyor. Bu şu an en iyi saldırı peti. Sonra bizim petimiz buradan şu. Bunu getirdim. S-pet inanılmaz zor gelmesi. O yüzden seçme şansımız yoktu. Bunu getirdim ve güzel nitelikler geliyor. Nitelik listesine de bakın.
Mesela ben SDR artışı getirdim. İyi bir oran, 8.9 getirdim. Kritik oranı da gelirse bu ikinci atılımda tadından yenmez, ya da sav artışı da olabilir. Diğerleri gelmesin lütfen. Kritik oranı, sav artışı ya da bir tane daha SDR artışı gelebilir. Şimdi deneyelim arkadaşlar. Bütün anlatılacakları anlattım umarım. Yeni bilgiler edindiğimde arkadaşlar diğer videolarda anlatırım. Burada transfer et özelliği var. Petinizdeki mesela yeni bir pet aldınız. Eski petinizdeki özellikleri aktarmak istiyorsunuz. Aktarma böğürtleniyle onun özelliklerini yeni petinize aktarabiliyorsunuz. Mesela ben yeni bir S pet gelirse, güzel bir, yani bundan yüksek SDR veren bir pet gelirse onu kullanabilirim mesela arkadaşlar. Şimdi atılım yapıyoruz. İnşallah güzel bir nitelik gelir. Hadi bakalım. Bu değiştiriliyordu sanırım. Tekrar atılım diyerek. Aa, tekrar atılım yapabiliyorum. Ama yoksa bu baştaki silinecek mi? Baştaki silinmez inşallah. Hadi sizin için, video için deneyeceğim arkadaşlar. Gelişim var, bir de gelişim neymiş ona bakalım. He. Hayvanı 60 levele çıkarabiliyoruz. En son seviye, 2 atılım yapıldıktan sonra hayvanı 60 seviyeye çıkartabiliyorsunuz. Ve maksimum SDR'sini o şekilde veriyor. Ben de diyordum burada 35 niye yazıyor, 45 level son level sanıyordum. Gelişimle 60 level son level oluyor petlerde arkadaşlar demek ki. Buradan 45-60'a da yükseltirim ben bunu, SDR artışı özelliği olduğu için. Tekrar aratım yapacağım. İnşallah baştaki gitmez. Giderse 3 kere daha yapma şansımız var. İnşallah gitmez diyelim. Bastım. Abi hepsi gidiyormuş ya. Ama kritik oranı zor gelen bir şey. SDR gitti. Sıçtık şu an. Tekrar yapalım. İnşallah güzel bir şey gelir. Uf! Tam istediğim. Tam istediğim geldi, çok güzel. Kritik oranı itemlere zor geçen, itemlere bazen hiç geçmeyen bir şey arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Mesela kritik oranı getiremiyoruz kılıca. Kritik hasar her yerden elde edebiliyorsunuz. Ama kritik vurmadıktan sonra kritik hasarınız artsa ne olur, artmasa ne olur? İlk kritik vurmanız gerekiyor. Ve bizim bu pette olan PvP kritik oran değil, direkt kritiğimiz var yani şu an. Bakalım ne kadar kritiğimiz var. Şu petimizi yanımıza bir takalım. Bir de buna çok para vermeyin. Ne kadar oyunda süre kalacaksanız o kadar doldur yapın. Paranızı yemesin. Şimdi niteliklerime bakıyorum. Kritik oranım 7.8 mi? Allah Allah. Başka yerden elde etmiyorum. Evet. Çünkü başka yerden elde etmiyorum. Bir de loncadan elde ediyorum kritik oranı. Bakayım. Öyle sanıyorum. Şu an aktif mi acaba? Aktif değil. Lonca oranı da açarsak %5 de bu veriyor. Bakalım şimdi. Kritik oranımız 12.8. Zaten kritik hasar artışı %50'ye varıyor. Her şeyde var. Bence pet böyle kalmalı. Ama siz diyorsanız abi ya da kardeşim, savunma getirirsen daha güçlü olur ya da şunu getirsen daha iyi nitelikli olur falan derseniz onları yoruma yazın. Bu saldırı peti, kritik oranı ve SDR artışı güzel oldu bence. Gördüğünüz gibi bütün setleri yapıyorum. Şunun pelerini getirdim. Kemeri düzelteceğiz. PvP kask getirdim. PvP zırh getiremedim. İki tane birleştirdim. Ben bunları sürekli değiştiriyorum bir de. İstediğim gelene kadar değiştireceğim. Hala gelmediler. Bütün bildiğim şeylere uyguluyorum debircinin üstünde. Ama zor gelmesi. Seti bir türlü tamamlayamadım arkadaşlar. Sürekli bunu kaç kere değiştirdim. Bir PvP oluyor, bir normal hali. Bir PvP, bir normal hali. Seti tamamladım diye bir video atacağım. Bunlar tamamlandığında arkadaşlar. Niye görünür oldu lan? Vay, görünür olduğunda daha güzel oldu lan. Kalsın. Daha farklı Darkness Rises videoları istiyorsan yoruma hangi konuda video çekmemi yaz. Diğer videolarımızı da inceleyebilirsiniz. MMORPG videolarımızı. Yorumlarda kafana takılan bir şey olursa sor. Birebir iletişime geçmek veya kanala destek olmak
veya karga otağına katılmak istiyorsanız arkadaşlar, orada katıl butonu var. Ücretler Metin 2'deki gibi değil. Çok ucuz. Katıl tuşuna basıp oradaki katıl tuşunu da inceleyebilirsiniz. Tıklayıp ücretleri, aylık aboneliği görebilirsiniz. Veya ben abonelik olmak istemiyorum. Bana ne diyorsan da kanala abone olup bildirimleri açarsan yeni videolarda haberdar olabilirsin. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.